Öncelikle herkese merhaba. Ben Samet Özkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere bilgisayar ağları dersi projem olan çocuklar için eğitici 4 işlem uygulamasını tanıtacağım. İlk olarak uygulamanın genel hatlarından bahsetmek istiyorum. Sunucuda önceden oluşturulmuş değişik seviyede odalar bulunmaktadır. Oyuncular istedikleri odaya giriş yapabilirler. Ayrıca giriş yaptıkları odadaki kişileri iletişime geçebilirler. İstedikleri zaman oyuna başla butonu kullanarak girdikleri odanın seviyesindeki soruları cevaplayabilirler. Cevaplı buton aynı zamanda mesaj göndermek için kullanılır. Oyuna başlayan kullanıcılar odadaki kişilere mesaj yollamak yerine bu buton ile sorulara cevap verirler. Sorular odanın seviyesine bağlı oluşturulan ele listeden 4 adet rastgele seçilerek kullanıcılara sunulur. Her bir sorunun odanın seviyesi fark etmeksizin cevap verme süresi 10 saniyedir. Her bir soruya en fazla bir kez yanlış cevap verme hakkı bulunmaktadır. İkinci yanlış da sorunun cevabı kullanıcıyla paylaşılır. Dersimiz bilgisayar ağları olduğundan dolayı ana temamızın networking olduğunu, bu yüzden soru kısmına fazla sayıda örnek bulundurmadığımı belirtmek isterim. Şimdi de uygulamam için oluşturduğum server ve client yapılarına daha detaylı bir şekilde bakalım. Server ve client yapılarımın en temel olarak TCP protokolü üzerinde tasarladım. Dersimizin asistan hocası Muhammed Alkan'ın laboratuvar dersi sonunda paylaştığı kodlardan yararlandım. İlk olarak TCP server'ımdan bahsetmek istiyorum. Uygulamamızın bir oyun olduğunu ve bu oyunun portlarının sürekli değiştirilmeyeceğini düşünerek 44444 portunu kullanmaya karar verdim. Arayüzümüzde gördüğünüz gibi port numaramız değiştirilmeyen sabit 44444 numarası. Arayüzümüzde Start butonuna bastığımız zaman server'ı başlatıyoruz. Daha sonra da tekrar başlatma butonunu aktif halden pasif hale geçiriyoruz. Bu sayede sunucumuzu tekrar tekrar başlatmanın önüne geçmiş oluyoruz. Stop yani durdurma butonuna bastığımız zaman server'ı durduruyoruz ve aktif etmek için kullandığımız Start butonunu tekrar aktif hale getiriyoruz. Send Broadcast Message butonunu kullandığımız zaman ise sunucumuzda bulunan bütün client'lara bir mesaj gönderiyoruz. Bunları yapabilmek için de Java TextPane kullanarak TextPane'in içindeki mesajı alıp bütün kullanıcılara gönderiyoruz. Server'ımızın arayüz hali bu şekildeydi. Şimdi ise class halini inceleyelim. Class halinde start metodumuz bulunuyor. Start metodu 44444 server portunu kullanarak bir server soketi oluşturuyor. Daha sonra da server'ın başlatıldığını yazıyoruz. Aynı zamanda daha önceden arayüzümüzde oluşturduğumuz Java TextPane'i History J TextPane olarak belirtiyoruz. Çünkü biz bu adını daha sonra olan olayları yazmak için kullanacağız. Aynı zamanda arayüzümüzü kilitlememek için ve server'a gelen bağlantıların kontrolünü yapabilmek için bir thread oluşturuyoruz. Biz buna server thread'i dedik. Server thread'i yeni bir bağlantı olup olmadığını sürekli bir şekilde kontrol ediyor. Eğer bir bağlantı varsa listen thread'i oluşturuyor bu bağlantı üzerinden. Listen thread'i peki ne yapıyor? Listen thread'imiz bir client'ı sürekli olarak dinliyor. Client'ı dinlediği sürece client bize mesajlar gönderdiğini varsayalım. Client'ımız bize özel mesajlar yollayabiliyor. Mesela @id çizgi. Bu mesaj olduğu zaman client'ımız bir ID sorguluyor ve server'ımız da buna bir cevap olarak bir ID dönüşü yapıyor. Ya da mesela oyuncular, client'larımız bir zorluk seviyesi belirlemek istedi. Zorluk seviyesine göre server'ımız da bu zorluk seviyesine kullanıcımızı atıyor. Dinleme thread'i bu gibi işlemlerin kontrolünü üstlenmektedir. Aynı zamanda işlemin bitip bitmediğinde son mesajını vererek kontrol ediyor. Aynı zamanda server'da bir de question thread olmak üzere bir sınav thread'imiz bulunmakta. Sınav thread'leri her zorluk seviyesi için oluşturulmuştur. Zorluk seviyelerimizde kolay, orta ve zor seviyeler bulunuyor. Her sorunun bir text halinde string olarak sorusu ve cevabı bulunmaktadır. Şimdi soruları peki nasıl oluşturuyoruz? Sorular genel olarak bizim bir havuz sorusu olarak elimizde bulunuyor. Bu sorular içerisinden 4 tanesini rastgele olarak seçiyoruz. Seçtiğimiz sorular içerisinden rastgele bir soruyu ilk başta seçip bu soruyu soruyoruz. Soruyu cevap vermesi için bekliyoruz. 10 saniye kadar bir bekleme süremiz bulunuyor. Eğer cevabımız doğruysa doğru olduğunu belirtip
soruyu listemizden kaldırıyoruz. Eğer yanlış cevap veriyorsa bu soruyu listedeki başka bir soruyla yeni değiştiriyoruz. Ve bu yeni soruyu soruyoruz. Aynı soruyu çünkü iki kere cevap verme hakkı var. İkinci yanlış cevap verdiği zaman sorunun doğru cevabı ile beraber kullanıcıya belirtiyoruz. Tabii ki bu quiz trading'in aktif hale getirebilmesi için bizim client'imizin arayüzünden oyunu başlatması gerekiyor. Bunu daha sonradan client kısmına geldiğimiz zaman anlatmış olacağım. Arayüz olarak server'ımızın class şekli bu şekilde bulunuyor. Şimdi client'ın arayüzüne bakalım. Client'ımızın arayüzü oldukça basit. Zorluk seviyeleri bulunmakta ve kolay zorluk, orta zorluk ve zor zorluk. Bu seçeneklerden bir tanesini seçene kadar client'te bir bağlantı gerçekleştirmiyoruz. Server'a herhangi bir bağlantı isteği yok. Bağlantıyı gerçekleştirdiğimiz zaman diyor ki ben bir oyun oluşturdum. Lütfen bana artık bir bağlantı yapın. Ki böyle bir bağlantıyı sağlamamız lazım. Burada da oyun arayüzümüz aktif hale geliyor. Oyun arayüzümüzün temeli bu şekilde. Zorluk seviyemizin yanında ve hoş geldiniz yanındaki yazılar bizde server'a gelen cevaba göre değişiklik gösterecek. Bir oyun oluşturduğumuz zaman ilk başta server'dan bize bir cevap gelmesi gerekiyor. Server diyor ki bize evet kolay, orta veya da zor seviyelerden bir tanesine giriş yapabildin. Giriş yaptıktan sonra da senin ID'in bu şekildedir. Mesela trade 3 şeklinde bir cevap gelecek. Buradaki yazıyı da buna göre güncelliyoruz. Şimdi çalıştırıp da üstünden küçük bir demo halinde ilerlemek istiyorum. Server'ımızı başlatıyorum. Server'ı açtım. Server'ımız başlatıldı. Aynı zamanda client'lardan da bir tane client açmak istiyorum. Birden fazla client'ı da kullanabilirim ama ben şu an bir tane client üstünden çalışmak istiyorum. Client'larda kolay zorluk olarak bir seçim yapmak istedim. Burada bize bir thread oluşturduğumuzu ve kolay zorlukta olduğumuzu göstermiş oldu. Aynı zamanda server'a bağlandığımızı ve odaya katıldığımızı bize belirtti. Burada server'da da zorluk seviyemizin 0 olduğunu ve oyuncunun başarılı bir şekilde bağlandığını gözlemleyebiliyoruz. Bir demoyu daha da geliştirebilmek için bir oyuncu daha açma kararı aldım. Bir oyunu daha açıyorum. Aynı şekilde bunu da kolay olarak seçeceğim. Çünkü ikisinin de aynı odada olmasını istiyorum. Burada gördüğünüz gibi thread 4 numaralı kullanıcımız da zorluğu kolay olan odaya giriş yapmış bulunmakta. Aynı zamanda 3. odadaki ve kişiler de yani kolay odada bulunan kişilerden 3 numaralı thread de bunu görebiliyor. Thread 4'ten bir mesaj yazmak isteyelim. Mesela böyle sade bir mesaj. Cevaplı butonuna bastığım zaman odadaki herkes bu mesajı görebilir. Aynı zamanda 3'ten de mesaj yolladığım zaman 4'te de gözüküyor. Ama bu sadece kolay zorluktaki kişiler için geçerli. Zor veya orta seviyedeki zorluktaki kişiler kolay odasındaki yazılan cevapları göremez. Aynı zamanda sunucudaki herkese mesaj yollamak istersek de server olarak da bir mesaj yollayabiliriz. Bunu da Send Broadcast Message butonuyla yapıyoruz. Şimdi Thread 3'ten oyunu başlatalım. Oyunu başlattığımız zaman sunucumuz bize soru sordu. Sorumuza doğru cevap verelim. Cevabının 16 olduğu çok bariz. Doğru cevabı verdikten sonra da olsa 10 saniye boyunca bize sorumuza devam ettiriyor. Şimdi aynı zamanda bu sorulara devam ederken biz de 4. thread'imizi de başlatalım. O da oyuna girsin. Tabii ki ikisi aynı oyun oynamıyorlar. Bakın soru sayımızın çeşitliliği fazla olmadığından dolayı aynı soruyu peş peşe 2 defa sordu. Böyle şeyler olabilir. Çünkü 4 tane sorumuz var. İkinci yanlış cevabı verdiğimiz zaman sorunun doğru cevabını da bize göstermiş oldu. Aynı şekilde burada da devam ediyor oyunumuz. Soruları sormaya devam ediyor. Bütün sorular bittikten sonra yani 4 soruda soruldu ve cevaplarını elde ettikten sonra oyunumuz bize diyecek ki artık daha fazla cevap veremezsiniz. Tekrar yeni bir oyuna başlayın. Buradaki oyuna başla butonumuz tekrar aktif hale gelecek. Peki biz nasıl cevap veriyoruz? Cevaplaya bastığım zaman cevabımı set ediyor. @cevap_4. Bu bizim verdiğimiz cevap. Sunucu bu mesajı algılayıp
bizim cevabımızın bu olduğunu trade'imize belirtiyor. Trade'imiz de cevabı kontrol ediyor. Bakın buradaki 4 sorunun hepsini de sordu. Doğru ve yanlış olduğu şekilde. Burada hala devam ediyor. Sorular bittiğine göre oyuna başla butonum aktif hale geliyor. Burada hala kapalı. Çünkü buradaki soruların sorulması hala devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.